Saik Kitap Tanıtım ve Eğitim Videoları. Spiritualist Saik Erol Tangut. İlmi Saik, Negatif Enerjiler ve Çözüm Teknikleri. Şeytan Haritası, İlmi Saik Eğitim Kitabı. Her eve bir Saik. İlim paylaştıkça çoğalır. Doğru dua, doğru tevbe. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daimen. Değerli kardeşlerim, Tövbe-i Sayık ve Şeytan Haritası kitabının eğitim ve tanıtım videosunun son bölümündeyiz. Neden son bölümündeyiz? Son bölümde kısaca bir özet geçeceğiz ve enerjilerin temizlenme sırasını göstereceğiz arkadaşlar. Bu çok önemli. Şimdi baştan beri izliyorsunuz, bu iki manken ne işe yarayacak? Bu iki resimde, şimdi arkadaşlar, bugüne kadar gördüğünüz derslerde şunu gördük. Öncelikle enerjiyi tespit ederken ne şekilde çalışacaksınız? Şimdi arkadaşlar, şu adak ve yemin merkezi dediğimiz yerde, burada yeminden kaynaklı bir enerji var. Burada biraz da sınav yapacağım sizi. O enerjinin olduğu yerde adaktan kaynaklı bir enerji de var. Bu da bunun üzerinde. Aynı enerjinin olduğu yerde zekat noktası da burada. Ve aynı enerjinin olduğu yerde arkadaşlar ne var? Harami eşme de dabbenin olduğu yer de burası. Şimdi dolayısıyla siz buraya hafifçe vurduğunuzda burada şiddetli bir reaksiyon olacak. Önce hangi enerjiyi temizleyeceksiniz arkadaşlar? En alttan doğru değil, en üstten temizlemeye başlayacaksınız. En üstteki taşı kaldıracaksınız önce. Burada en üstteki taş, ahir zamanın en güçlü musallatı dediğimiz yediğimize ve içtiğimize haramların karışmasıyla haramzade olmamıza sebep olan ve harami eşme adı verilen hadislerde dabbetül arz diye geçen dabbeyi önce kaldıracaksınız. Yani önce birinci videomuzda anlattığımız dabbeyi temizleyeceksiniz. Dabbe kalktı. Şimdi burada bir enerji reaksiyon verdiğinde dabbe enerjisini buradan kaldırdığımızda ondan sonra ikinci enerji uygulamasına geçeceksiniz. İkinci enerji neydi? Zekat arkadaşlar. Zekat enerjisi de kalktı. Şimdi dabbeyi kaldırdığınızda buraya vurduğunuzda reaksiyon yoksa burada bir adak, burada bir zekat, burada yalan yemin yok demek. O yüzden önce dabbe harami eşme uygulaması yapıldıktan sonra bakıyorsunuz burada bir enerji varsa o halde hemen zekat bölgesini kontrol ettiğinizde eksik zekat kefaretini kaldırıyorsunuz. Eğer zekat bölgesini kontrol ettiğinizde eksik zekat yoksa bunu da elemişsinizdir. O zaman adağa bakacaksınız. Adak vurduğunuzda reaksiyon verir. Kişi adak adadığını hatırlıyorsa veya adak duasını yaptıysa o zaman adağı alacaksınız buradan. Adağı da buradan kaldırdınız. Sonra en son enerji, en zayıf enerjiyi kaldıracaksınız buradan. Yalan yemin. 3 gün oruç ya da 10 fakiri sabah akşam doyurma. Yani bütün uygulamalarımızda önce dabbetül arz dediğimiz yediğimize içtiğimize karıştırdığımız haramlardan haram eşme uygulamasından başlayarak
diğer uygulamalara gideceğiz. Mesela şimdi bir başka nokta, onu da bir göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yine diğer bir noktaya bakalım. Şimdi diyelim ki baba bedduasının olduğu bölge. Burada baba bedduası var. Burada babaya yapılan beddua var. Burada babanın anne babası sağsa onların yaptığı beddua var. Önce babanın babaya, babanın anne babasına bir tövbe yaptırın. Önce babanın anne babasına tövbe yaptırdıktan sonra o enerji buradan kalktı mı? Sonra babanıza bir tövbe yaptırın. Sonra kendi yaptığınız, babaya karşı yaptığınız bir beddua varsa ondan tövbe edin. Yani eğer ki soydan gelen bir beddua varsa sizin babanızdan helallik almanızı engelleyecek. Ya dediyse babanız, babaanneniz dediyse size, babanıza evladının mürüvvetini görme, evladından çek dediyse, sizin üzerinizdeki enerji ne yapacaktır? Babanızla helalleşmenizi engelleyecektir. Hep yukarıdan aşağıya doğru gelecek arkadaşlar. Yine bir diğer enerji sağ tarafta, burada ne var arkadaşlar? Faiz var burada. Babaya el kaldırma var. Şeyden başlayalım, küçükten başlayalım. Babaya el kaldırma. Faiz ve baba soyu diyelim. Önce baba soyundan kabir ziyaretlerini yapmak kolay. Önce baba soyundan, babanın anne babasının kabir ziyaretlerini yaparız. Sonra ne yaparız? Faiz kefaretini öderiz. Sonra babaya el kaldırdıysak bununla ilgili vicdan rahatlatma terapisini yaparız. Yani burada daha çok teşhisli arkadaşlar, şu çok önemli. Kişiyi dinlemek, kişiyi anlamak ve kişinin samimiyet ile ne yaşadıklarını anlatması çok önemli. Fakat şuna en çok dikkat edeceksiniz. Her zaman asr-ı ahir, dabbetül arz, haramların bedenimize girmesi, önce haram-ı eşme, haram-ı eşmeden sonra zekat, zekattan sonra faiz, sonra ana baba hukukuna riayet, sonra nefs terbiyesi, sağdan soydan, soldan baba soyu, anne soyu, oradan gelen beddualar belli bir sırayla tarayacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada enseye 3 tane vurup bizim bazı saf arkadaşlar yapıyorlar. Bizim adağı tespit ettiğimizde 3 kere vuruyorlar. Hocam bunda adak var. Onda zekata baktın mı sen? Onda haram-ı eşmeye baktın mı? Onda yalan yemine baktın mı? Hayır. Bunlar yanlış teşhis olur arkadaşlar. Yanlış tespit olur ve insanları yanlışa yönlendirirsiniz. Bu konuda da bunu kısaca özetlemiş olalım. İşte insan ve insanın haritasını, insandaki şeytanın haritasını elimizden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştık. Detaylar ve teferruatlar, şeytan haritası Allah izin verirse kısa zaman sonra Dua-i Sayık isminde 3. kitabımızda çıkacak. Bizi takip etmeye devam edin. Rabbim sizlerin ve bizlerin dualarını ve tövbelerini kabul eylesin. İnsanlarda sınıf yoktur arkadaşlar. Üstünlük iman ve takva iledir. Sizin makamınız, mevkiniz sizi Allah katında farklı bir sınıfa koymaz. Bir önemli husus bu. Diğeri yine birçok kardeşimizin yanlışa düştüğü bir noktayı daha kısaca özetleyeceğim. Arkadaşlar iman kişinin talebi ile Allah'ın Celle Celaluhu kalbine koyduğu bir nurdur.
ve Hadi esmasıyla kuluna hidayet vermesidir. Bir insanda iman talep edildiğinde kalbe iman girince o insanın vücudu, burada nasıl manken bembeyaz olmuş ya, o vücuttaki bütün esma-i ilahiye ve nukuşlar açılır ve gözükür. Ve nur esması tecelli ettiğinde kişinin kalbinde, gözlerinde ve dimağında, aklında üç tane kapı açılır. Nur esmasıyla. Kişi aklen Allah'ın kainattaki varlığını görmeye başlar. Nur esmasının tecellisidir bu. Kalpteki nurla manalar gözükürken, gözler de Allah'ın nur esmasının göstermesiyle Allah'ın varlığını görmeye başlar insanlar. Allah Azze ve Celle nur esmasına hiçbir kulunu şerik yapmaz. Nur, Allah'ın direkt hidayetiyle beraber insanın kalbine tecellisidir nur esması. Ve nur esmasının da Allah'ın nurunun da şeriki ve ortağı yoktur değerli kardeşlerim. Sayık ilmi, ölmeden kendimizi muhasebeye çekebileceğimiz ve vücudumuzda neler yapmışız, nereleri günahlarla işgal edilmiş, bu ilmi öğrenmek ve ölmeden münker nekirsizleri hesaba çekmeden önce kendimizi bir hesaba çekip haramlardan arınıp helale yönelip ölmeden önce ölmektir diyebiliriz arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ebeden daimen sizlerden tek isteğim bu ilmi kendi çevrenizdeki insanlara yaymanız ve kendi çevrenizdeki insanlarda musallatla ilgili belalara düçar olan insanlara her birinizin birer sayık olarak, birer Müslüman olarak vel asri innel insane lefi husrin illel lezine amenu ve amilus salihati ve tevassav bil hakki ve tevassav bis sabr. Asr suresindeki asra andolsun ki kıyametten önceki son vakit olan asra, ikindiye andolsun ki insan hüsrandadır. Sadece iman edenler, ibadet edenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler kurtulur ifadesine ve müjdesine Rabbim sizleri de bizleri de bu asr-ı ahirde, ahir zamanda nail olma şerefine inşallah kavuşuruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ebeden daimen. Bismillahirrahmanirrahim. Ama yine de bir türlü değiştiremediğiniz mutsuzluklara karışmış suçsuzluklarınız var ise, bocalayıp duruyor ve hal ilerlemiyorsa hayatınız, çözemiyorsanız düğümlerinizi, anlayıp kavrayamıyorsanız etrafınızda aleyhinize işlenen suçları, ihaneti ve kalleşlikleri, kışkırtan vesveseler haset saçıyorsa gözlerinizde, siz de göremiyorsanız gerçekleri, ateş püskürüyorsanız hayata, öfkenizi ne de dindiremiyorsa içinizdeki bütün olup biten... İblisin yüzyıllardır uyguladığı tuzaklar bozuluyor.
büyücüler, cinciler, medyumlar ile şeytana hizmet eden bütün insi şeytanların yalan ve hileleri Kur'an ve sünnet ışığında delil ve ispatlarıyla ortaya çıkıyor. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle kazandığınız günahlar yüzündendir. Böyleyken Allah günahlarınızın birçoğunu bağışlar. İnsanoğlunun %99'u, Müslümanların ise %90'dan musallat yaşadığı ahir zamanda musallattan kurtulmaya vesile olacak kaynak bir kitap. Tevbe-i ahir zaman. İsyan, şirk, beddua, bela, lanet okumaktan tevbe. Daha birçok tevbe ile spiritualist, metafizik uzmanı Saik Erol Tangut.